İyi akşamlar sayın seyirciler. Kadıköy'de nefesler tutuldu artık karşılaşmada. Son saniyeler gözler hakem Fırat Aydın Usta. Fenerbahçe 1, Atiker Konyaspor 1 maçın 33. dakikasından itibaren Yahoviç'in gördüğü kırmızı kartla konuk ekip 10 kişi oynuyor. Bu dakikalar kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. 87. dakikada Alper Potuk oyuna sonradan girmişti ve bir kafa golü attı. Gol sevinci yaşandı ama VAR'a başvuran hakemler offside'a kanaat getirdi. Bu pozisyonu ve diğer tartışmalı pozisyonları birazdan özet görüntülerde elimize ulaştığında takım oyununda detaylıca konuşacağız. Şu anda her an Fırat Aydınus'un son düdüğünü çalabileceği karşılaşmanın son anlarını izliyoruz. 95. dakikanın içindeyiz. 4 dakikalık uzatmayı işaret etti hakem Fırat Aydınus. Özellikle ilk yarıdaki 3 kritik pozisyon tahmin ediyoruz. Bu akşam takım oyununda ağırlıklı olarak masaya yatırılacak konular olacak. Zaten sizlerden gelen sorular da ağırlıklı olarak bu pozisyonlarla ilgili. Fenerbahçe rakip sağda gol arıyor. Ceza sahasında vuruş bir hayli kötü, üstten alta çıkıyor. Ve alta çıkan topla beraber karşılaşmanın hakemi maçı bitiriyor. Alper Potuk oyuna sonradan giren isim, ceza sahası içinde son derece müsait pozisyonda topu önünde buldu. Vuruşu çok kötüydü. Bir hayli yukarıdan out'a çıktı. Out atışını kullandırtmadı Fırat Aydınus. Maç bitti dedi. Ve her iki takım da birer puanla karşılaşmadan ayrılıyorlar. Çok kritik bir maç geride kalıyor. Birazdan toplu sonuçlarla birlikte son puan cetvelini de ekranlarınıza getireceğiz. İşte son puan cetveli sayın seyirciler. Başakşehir'in bir maçı eksik 45 puanla lider, Galatasaray'ın bir maçı eksik 39 puanla ikinci. Beşiktaş bu hafta maçını tamamladı, 39 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 34'er puanları var Yeni Malatya ve Konyaspor'un. Trabzonspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Antalyaspor bu hafta oynayacakları maçları bekliyorlar. 33, 31, 29, 29 puanla. Ve işte ikinci sayfa. Fenerbahçe bu karşılaşma öncesi alınan sonuçların ardından düşme hattındaydı ve şimdi aldığı bir puanla 16.'lıktan kurtulup 15.'liğe yükseliyor. 24 puanı var Sarı Lacivertlilerin Bursa Spor ve Ankara Gücü ile birlikte. Rize Spor 6 sıra birden yükseldi. Bursa deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle son sıradaki Akhisar Spor 18 puanda kaldı. Ankara Gücü ile berabere kaldılar. Ankara Gücü de Akhisar Spor'da mutlu olmadı bu galibiyette, beraberlikten. Karşılaşmada birer puanla yetindiler. O maçta da tartışmalı pozisyonlar vardı. Ama Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçının özellikle ilk yarısındaki 3 pozisyon masaya yatırdığımızda göreceksiniz. Hayli hayli tartışmalı. Ve İlker Yağcıoğlu ile başlayalım. İlker Hocam, Fenerbahçe çok kritik bir maça çıktı. Ersun Yanal, Halep ve Selef'i karşı karşıya getirdi maç. Ersun Yanal'la Aykut Kocaman karşı karşıya geldi. Bir de nasıl bir tesadüftür bilinmez. Maçı da Alex izliyordu. Hakemlik mi yaptı Alex? Alex, ya şu devre arasında size söylemiştim. Hani Alex, Yanal, Kocaman bir araya geldi diye bir haber okusak bir yerde. Rating ve okunma rekorları kırar. Kırar değil mi? Aa, nasıl oldu ya bu iş deriz. İşte maçla bir araya geldiler. Sportif bir müsabaka vesilesiyle. Kazanan olmadı. Ne diyorsunuz 90 dakika için? Ya maçı öyle bir hale geldik ya, maç Ersun Hoca ile Aykut Hoca'nın maçı gibi değil. Ya maç neticede Konyaspor'la Fenerbahçe oynadı ama işte tabii Halep, Selef, Aykut Hoca'nın geçen sene yaşadıkları, Ersun Hoca'dan büyük beklentiler falan. Oraya baktığın zaman da bir anda hani Ersun Hoca, Aykut Hoca kim karlı çıktı ya da kim galip çıktı dersen, 10 kişi kalmış takımıyla Kadıköy'den bir puan çıkartan Aykut Kocaman gecenin galibi oldu. Ersun Hoca'ya karşı maçı kazandı diyebilirim. Zor geçmesini bekliyordum. Yani çünkü Konya takımı hakikaten zor bir takım. Son derece iyi organize olmuş, iyi defans yapabilen, takım halinde iyi atağa çıkabilen bir takım. Kapanacaklarını ve hatta kapanmadılar da, önde de bastılar. Epey uzun bir süre ön tarafta bastılar. Yani, 11-11 gitseydi ne olurdu tabii ki bilinmez ama yarım saatlik bir periyodu 10 kişi oynamış bir takım puan alıyorsa bir kere ona hakkını vermek lazım. İşin o tarafına bir değinelim. Ama bu gece en çok herhalde Fırat Hoca'yı konuşacağız. Yani Fırat Aydınus geceye damgasını vuracak. Bir tek şeyi söyleyeyim. Vermediği pozisyon %100 penaltı. Gidip VAR'a bakıp, VAR'da incelediği ve vermediği pozisyon %100 penaltı. Onu nasıl vermiyorsun? Anlamakta zorlanıyorum. Ötekileri konuşuruz. Kimi kırmızı diyor Şikirtel'inkine, işte öteki Yahoviç'e sarı verilir miydi falan. Bak hepsini konuşuruz.
Ya arkadaş onu nasıl vermezsin? Ondan sonra diyoruz ki hakemleri konuşmayalım. Abi biz kendileri konuşturtturuyorlar. Ya artık var da var. Hani mesela bundan önceki yıllarda ya sırf hakemler üzerinden konuşuyorsunuz. Sırf hakemler bu günah keçisi hakemler mi? Zaman zaman ben de söyledim bunu. Ama yani şimdi pozisyona karar veriyorsun. Bir de bir şansın var. Kenardan gidip pozisyonu izleyebiliyorsun. Üstelik iki hakem daha merkezde o pozisyonları izliyorlar. Ha, bu koşullar altında bu kadar hani kameralara yansıyan görüntüde hata olması işte, bizleri üzen şey. Bizleri üzen, kızdıran, art niyet aramamıza sebep olan olaylar bunlar. Yoksa dediğim gibi yani eskiden diyordun ki göremiyor kardeşim. Yani adam ne yapsın 90 dakika içerisinde gözünü kırpsa pozisyonu kaçırabilir. Ve insaf Fırat Aydınus gittin baktın ya. Gittin baktın ve onu vermedin. Ha bu onu verseydi maç ne olurdu? Onun öteki tarafa. Onu karıştırmıyorum ama önce sen bir ver pozisyonu. Ondan sonrasına bakalım. 4 majör karar var. Aslında 4'ü de tartışmalı dediğiniz gibi. Birisi ilk olarak Şikirtel'in sarı kart gördüğü pozisyon 13. dakikada. Ondan sonra Jailson'a ceza sahası içinde yapılan bir hareket var. Ondan sonra Yahovic'in 33. dakikada atılması var. Ve ikinci yarıda da Alper Potuk'un oyuna girdikten sonra 87. attığı gol var. Gol. O golde de hani net bir offside mı? Net bir offside mı? Şimdi tabii ki yani hani tabii yani Mehmet kımıldamasa kurtarırdı. Mehmet Topal'ın oradaki belki de değdi bile hatta. Mehmet Topal'a değdiyse zaten offside. Değmese de oyunun içinde. Mehmet kımıldamadan dursa gol. Ama görüntüler geldiğinde nihai olarak konuşalım. Yalnız bu arada arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir başlık atmışlar. Teknik bir konu. Tabii ki puan kaybına Fenerbahçe'de üzgün. Hatta Konyaspor'lar da üzgündür. 11-11 biz Fenerbahçe yeneriz diye maça başlamışlardı. Kadıköy'de dertler kocaman. Turgay Demir siz neler söyleyeceksiniz? Ben dün akşam Başkan Erdoğan'ı dinlerken ilk önce söylediği şey bana böyle bir şey geldi. Hani nasıl olur diye garip geldi. Ama bu akşam Fırat'ı da görünce %100 bizim vara da bir var lazım. Kesinlikle. Bunların başına bir adam koyacaksın. Başka bir var kurmana gerek yok. Var da şimdi ilk yarıca var sen de avarsın. Ben de başınızda olacağım abi. İlk adam, hep ben avar oluyorum ya. İlk adam böyle olacak. Böyle atacak ki. Hoca niye çağırmıyorsun adamı? Çağırsana. Bizimki bu abi. Biz Avrupalı değiliz. Bizim bu kafamız. Çağırsana abi bak penaltı. Hoca bir kırmızıda çağırdı öbürüne niye çağırmıyorsun? Bizim bara bir var lazım. Başına bir tane koyacaksın. Hoca niye çağırmıyorsun? Hoca bak şunu gördün mü? Şunu ben de hep söylemek istiyorum. Ve söyledim de birkaç kere. Robotik konuşmalarla hallolacak gibi değil. Mesela İlker abi yönetiyor. Biz varla avarız Turgay abi senle. Konuşuyoruz diyoruz ki ya hocam iyi izle. Ya bunu da demek lazım bence. Ne var ya burada? Sadece şu. Yani izlemeni öneririm. Hocam ne gördün? Alttan bir temas gördüm. Ya öyle söylüyor tamam mı? Tabii sıkıntı şu. Ya biz mesela sıkıntı şu şimdi mesela diyelim ki X bir pozisyon hatırla şöyle diyelim. Adam geliyor, adamın ayağına vuruyor ama sen vardasın, penaltı değil sana göre. Hı. Tamam mı? Sen diyorsun ki hocam ne gördün? Adam sana diyorsa ki hocam geldi ayağına vurdu gördün. Diyeceksin sen hocam penaltı git bak diyemiyorsun. Diyemiyorsun tabii. Sen şey diyorsun, doğru görmüş. Ben de öyle gördüm diyorsun. O hayır mecburen gördüğü doğru, penaltı değil ama pozisyon. Ya da pozisyon penaltı o vermiyor. Ama sen de hocam tamam da pozisyon penaltı diyemiyorsun. Abi, olmaz işte sıkıntılı. Burada şey olacak. Biz o protokol konuşmada biz uymazlar. Bize diyecek ki hocam doğru görmüşsün ama darbe sert, penaltı var. Hocam doğru görmüşsün ama darbe yumuşak, penaltı yok. Kırmızı yok. Kırmızı da diyebilmeli. Katılmıyorum. Tabii. Bence yanlış gördün. Demesi ısrarla. Lazım. Demesi ya lazım burada abi. Bir takımın kaderiyle oynamak söz konusu. Herhalde canım artık yani ikinci hafta onda işin şakası kalmadı ki. İlker hocam. Pozisyonu izlemenizi öneriyorum. Var ya hani telefonda bant sesler. Şu anda bütün operatörlerimiz doludur. Evet. Falan. Hani yani evet. Böyle değil. İlker hocam izle. Ya şimdi bilmiyorum ben şöyle gördüm. Sen ne gördün? Hı. Yok hocam kesin izlemen bak, lazım. Pozisyonlar gelsin konuşuruz. Aynen. Ben Fırat'ın heyecanlarından baktım. Hakikaten hakemlik yapmaması lazım. Bunu bütün samimiyetle. Salahasını okudu bugün bence. Niye? Şikirtel'e atma. Yahovic'i de atmanların. Dedim ki adamın şeyi geniş. Faullere bakışı böyle. Bir standardı var. İkisini de atayım dedim ki adam daha hassas davranıyor. İkisine de oyuncunun gelişine bakıyor, şiddetine bakıyor. Birini atıp birini atmak olmaz. Ama benzer pozisyonlar değil. Hayır hayır. Bence şey olarak benziyor ruh olarak. Ama asıl önemlisi şu. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Tamam. Ama teknik olarak benzer değiller. Değiller zaten birebir de.
asıl önemli olan şu. Sen o şikitleri atmadığı için Fenerbahçe'nin penaltısını vermedin abi. Bu eyyam 40 yıldır var bizde. Dünyada bir tek bizde kaldı. O penaltıyı vermediğin için, o kırmızıyı vermediğin için o penaltıyı vermedin sen. Adım gibi biliyorum. Yani siz Jason'da penaltı diyorsunuz. %100 penaltı. Hiç tartışması. %100 penaltı, hiç ikinci izlemeye gerek yok. Ama orada kafa karıştı ya. Lan kırmızı mıydı? Var abi gitse miydim? Gitmesin. Lan git ölmesin ya. Bir dakika ama. Varın da çağırması lazım o zaman. Jason'a gitti. Hocam, neye? Jason'a gitti. Hayır, Jason'a şeye gitti. Buna... Şikirtel'in pozisyonunda. Hani kırmızı kartı çağırdı. Pozisyonlarda çağırıyorlar ya. Tamam. Onun gitmesi lazım. O zaman vardakinin de çağırması lazım. Onu söylüyorum hocam. Dün Cüneyt'i çağırmadı mı? Çağırdı. Sabi gitti, baktı, attı ondan sonra. Baktı, attı. Ben bunu... Vara da bir var lazım. %100 katılıyorum başkanı. Arkada bir adam olacak ki. Hoca kendine gel ya. Niye çağırmıyorsun? Çağırsan hoca diyecek. Pozisyon geçiyor. Bunlar orada herhalde kulakta kulaklık... Uyuyorlar herhalde. Yani. Dalıyorlar, bir şey oluyor. Robotik konuşmalar yerine aynen. Daha doğru, özgür doğru. Bir halk iletişim konuşur, kurmaları aynen. Gerekiyor. Aynen. Bakın çok samimi söylüyorum. Belki şu anda pek çok kişi ne demek istediğimizi anlamıyor. Hani VAR'da bir gelişim istiyorsak ki %100 bu iş buna evrilecek. Hiç şüphem yok. Dünyada aynen, da. Aynen. Lütfen robotik konuşmalar yerine daha sıcak iletişim kurulmasına olanak tanıyalım. Diyecektir ki her ülke kendi kültürüne göre bir konuşma düzeni bulabilir diyecektir. Tabii serbest bırak. Kararı diyecek hakeme bırak ama yardımcı hakem yani vardaki yardımcı hakem. Vardaki hakem çok net o fikrini söylemesi lazım. Yardımcı adı üstüne abi, ya. Abi o da fikrini söylerse öteki fikrini bir abi, kavga çıkar. Abi hayır, çok sakat yani hocam, ne bileyim abi. Hocam bayrak kaldırmak fikrini söylemek değil mi? Tabii, bayrak kaldırmak. Doğru. Ölüyor. Düdük sen de fikir vermiyorsun hocam. Ya bayrağı yanına güveniyorsun abi. Öteki aynı açıdan bakıyorsun. VAR'da inceliyorsun. Diyorsun ki ikisi de kameraya bakıyor. Tamam. Kameraya gitti. Tamam. Sen diyorsun penaltı, ben diyorum tamam, değil abi. Ama bunun tartışması olursa iş olmaz yani. Tartışma, anladın mı? Ama sen şunu söyleyebilirsin. Dersin ki hocam burada penaltı değil diyorsun. Niye değil diyorsun? Ya onu sor canım. Onu niye değil diyorsun? Evet. Diyecek ki ya bana hocam çok şiddetli. Bir daha bak şurada açıdan demesi lazım. Yoksa tamam hocam öyle olmaz. Yani bu şuna ihtiyaç var. Çağırma kısmında mı diyorsun? Çağırma kısmında çağırsın canım. Baksın kendi kararını versin. Aynen. Onu ben karar kısmında yapalım. Tartışma olursa olmaz. Yok yok tartışmasın. Kültürel... Giderken desin ki hocam bak şiddetine bak. Bir de mesela hatırla geçen hafta çok güzel bir örnektir o. Hep biz penaltıya baktık arkadan faul vardı gördük omuzda. Şey mesaj maç. Geldi sana. Evet. Sana mesaj geldi de baktınız faulü gördü değil mi? Evet. Siz de bakmadınız. Vardaki hakem dalmış direkt gole bakıyor. Anladın bizim mı? İçin bile var ya. Tabii. Seyircimiz var, yukarıdaki arkadaşlarımız var, rejideki orada arkadaşlarımız var. Orada bir tane şunu diyebilir ya.